Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde size tişört kalıbı çizimi aktarılacaktır. Tabloda verilenlerden small beden ölçülerini kullanarak çizimimizi gerçekleştireceğiz. Kağıdımızın sağ tarafından içeriye bir miktar girerek bir başlangıç noktası belirliyoruz ve buradan aşağıya model boyu olan 66 cm'yi işaretliyoruz, çiziyoruz. Başlangıç noktasına 1 diyelim. Bir noktasından aşağıya doğru arka yaka düşüklüğü olan 2 cm'yi işaretliyoruz. Yine bir noktasından aşağıya ön yaka düşüklüğü olan 8,5 cm'yi işaretliyoruz. 1, 2 ve 3 noktalarını bulduk. Dördüncü noktamız da model boyu olsun. Bulduğumuz 4 noktayı da sağa doğru bir miktar uzatıyoruz. Bir noktasından sağa doğru arka yaka ölçüsü kadar 6,7 işaretliyoruz. Beş noktasından başlayacak şekilde iki noktasından geçen çizgi üzerinde omuz genişliği ölçüsünü alacağız. Bunun için formülümüz var. Onu hemen yazalım. Formülümüz omuz genişliği eksi arka yaka. Tabloda 41 santimetre, yarısı 20,5, arka yakanın da yarısı 6,7. Hemen 7 santimi yazalım. Tuşumda bir problem var. Bilgisayarın 6,7 eşittir 13,8 santimetreyi 5 noktasından başlayıp 2 noktası üzerinde arayıp buluyoruz. Altı noktasını bulduk. Etek ucuna dönüyoruz. 4 noktasından sağa doğru etek ucu genişliği olan 50 santimin yarısını, 25 santimetreyi işaretliyoruz. Bulduğumuz nokta 7 noktası. 7 noktasını da yukarıya doğru dik uzatıyoruz. 8 noktası yukarıda kesiştiği yer. Bir noktasından gelen çizgiyle kesiştiği yer. Şimdi arkadaşlar 6 noktasından başlayacağız. Kol evi yüksekliği olan 22,5 santimetreyi çizmiş olduğumuz bu çizgi üzerinde arayacağız. 22,5 santimetre. Altı noktasıyla 9 noktası arasını kol oyuntu formu vererek çiziyoruz. Ön ve arka bedeni aynı anda çiziyoruz arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Kavisi az olan arka olsun, daha fazla olan ön olsun. Aynı renkleri yaka içinde kullanalım. 5 noktasıyla 2 noktasını arka yaka formu vererek kırmızı kalemle çizdik. Şimdi önü çizelim. Ön yakayı. Tişört beden kalıbı bu şekilde. Şimdi koluna geçiyoruz. Kağıdımızın uygun bir yerine bir başlangıç noktası belirleyerek kol boyu ölçüsü olan 20 santimi işaretliyoruz. Başlangıç noktasına 1 diyelim. Formülümüzü de yazalım. Bitiş noktasına da 2 diyelim. 2 noktasından sağa doğru kol ağzı genişliği olan 15 cm'yi işaretliyoruz.
Kalıbımızın burasında pergele ihtiyacımız olacak. Merkez 3 olacak şekilde kol alt uzunluk ölçüsü olan 9 cm'yi yukarıda ufak bir yay ile belirtiyoruz. Üzerinde yay ölçüsü olan kol alt uzunluk 9 cm'yi yazıyoruz. Sıradaki işlemimizde de pergele ihtiyacımız olacak. Merkez bir noktası olacak şekilde pergelimizi kolevi genişliği olan 24 cm, eksi 1, 23 cm açıp aşağıdaki yayı kesecek şekilde çiziyoruz. İki yay kavuştu. Yapmış olduğumuz işlemi üzerine yazalım. Kol alt çizgisi iki yayın kesiştiği noktadan başlayacak. Buradan başlıyoruz. Üç noktasıyla birleştiriyoruz. Evet, şimdi yukarıdaki çizgi üzerinde kol formu vererek ön ve arkanın kol oyuntu çizgisini çizelim. Ön oyuntu biraz daha derin olacak, bedende yaptığımız gibi. Bu şekilde temel tişört kalıbını çıkarmış olduk. Evet, şimdi şablonlama, açılımı ve şablonlama işlemlerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kalıpları birbirinden ayırdık. Şimdi şablonlama için kol boyuna 2,5 cm, etek boyuna 2,5 cm, diğer her yere birer santimetre dikiş payı vererek başlıyoruz. Arkadaşlar, kol boyuna 2,5 santimetre vereceğiz demiştik. Bunun geriye dönüş genişliğini ayarlamamız gerekiyor yandan. Onun için yukarıya 2,5 santimetre çıkalım. Burası. 2,5 santimetre nereyi kesiyor? Şurayı. Yani parçamız döndüğü zaman tam şurada dönecek. 2,5 santimetrenin hizasına kadar indiriyorum. Ve buradan kalıbı kesiyorum. Kalıbın dış hattını bu şekilde bulmuş olduk. Kalıplarımıza payları verdik. Şimdi üzerlerinde yazılması gereken olan yazıları yazacağız. Gerekli yazıları da yazdıktan sonra ribanı olacaktı yakada. Onun için de bir kalıp çıkartalım. Yaka çevresi 20 cm çarpı 2 alıyoruz. 40 cm. Bunun ribana elastik olduğu için 10 cm eksiğini alalım. 30 cm. Genişliği de 5 cm ebatlarında bir parçamız olsun. Ribanaya da birer santimetre dikiş payı veriyoruz. Ve bu şekilde şablon çizimini gerçekleştirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, tişört serileme işlemine geçiyoruz. Tabloda verilen small beden ölçüleri kullanarak kalıbı çıkartmıştık. Şimdi bu kalıbın üzerinden seri farklarını dikkate alarak medium ve x-small kalıplarını bulacağız. Sıçrama noktaları ve yönleri ekranda göründüğü gibidir. Arka yaka genişliği, ön ve arka yaka düşüklüğü, omuz genişliği, kolevi yüksekliği, etek ucu genişliği ölçülerinin aralarındaki seri farklarını dikkate alarak işlemimizi gerçekleştireceğiz. Genişlik ölçülerinin seri farklarının 1/2'sini almamızdaki sebep, tahmin edeceğiniz gibi kalıbın yarısını kullanıyor olmamızdır. Tabloda her zaman olduğu gibi santimetreler milimetreye çevrilmiş durumdalar seri farklarından. Mesela kol alt uzunluğu 8 cm iken x small'da
Small'da 9 santimetre. Arada 1 santimetre fark var. Onu 10 milimetre olarak almış. Omuz genişliği 39-41, 2 santimetre 20 milimetre olarak. 13-13,5-0,5 santimetre. Onu 5 milimetre olarak almış. Şimdi biz ön yaka düşüklüğü ile arka yaka genişliği ölçülerini bir bulalım. Ön yaka düşüklüğüm medium'dan başlayalım arkadaşlar. Önce kalıbımızı medium'a dönüştürelim. 5 milimetre. Yakası, ön yaka düşüklüğü 8,5. Medium'da da 9. Arada 0,5 santimetrelik bir fark var. 5 milimetre olarak alacağız bunu. Yakayı 5 milimetre düşüreceğiz. Arka yaka genişliğine bakayım. Arka yaka 13,5-14. Arada 5 milimetre fark var. Yalnız bizden yarısı isteniliyor. Ön yaka düşüklüğü seri farkı 5 milimetre. Arka yaka genişliğinin seri farkı 5 milimetre. 1 bölü 2'si 2,5 milimetre. Omuz genişliğinin yarısı, göğüs genişliğinin yarısı ve kol evi yüksekliklerine bakacağız. 3 ölçüde işlemimiz gerçekleşecek. Omuz genişliği, evet, 41 santimetre, 43 santimetre. Arada 2 santimetrelik fark var. 20 milimetre. Yarısı 10 milimetre. Göğüs genişliğine bakalım. 50-52, 20 milimetre. Yarısı 10 milimetre. Yani omuzdan 10, göğüs genişliği 10. Kol evi yüksekliğine bakıyoruz. Kol evi 24-25, 10 milimetre. Uzunluk ölçülerinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Evet, 3 tane 10 milimetremiz var. Şöyle biraz daha büyütelim. Sıçrama noktası burası. 10 milimetre dışarıya, 10 milimetrede aşağıya ineceğiz. Genişlik, kol evi yüksekliğinin 1 santimlik genişliği bu. Şurası. Sıçrama noktasından sağa doğru, tam nokta burası, sağa doğru omuz genişliğinin 1 bölü 2'si. Alıyoruz ve kol ayıntısını çiziyoruz. Omuz çizgisini çizelim. Çok ufak bir detaydır ama olsun. Etek ucu genişliği ile göğüs genişliği aynı olduğu için aynı ölçüyü aşağıya doğru dik uzatıyorum. Evet, tişörtümüzü genişlettik. Medium ölçülerine getirdik. Şimdi X-small ölçülerine getirelim. Onlara bakalım. Ön yaka düşüklüğü 5 mm. Arka yaka genişliği de yine 5 mm. 5 mm yukarıya çıkarak yakayı daraltıyoruz. 2,5 mm de içeriye girerek arka yakayı daraltıyoruz. Tekrar tablomuza dönelim. Göğüs genişliğine bakıyoruz. Fark etmiyor. Medium'da da 20 mm'ydi. X-small'da da 20 mm arasındaki fark. Kol evi yüksekliğine bakalım. Yine 10 mm. Omuz genişliğine bakalım. Yine 10 mm. Sıçrama noktasından içeriye doğru bu sefer daraltıyoruz. 1 santim yani 10 mm giriyoruz. Yukarıya doğru da 10 mm çıkıyoruz. Kol evi yüksekliğini daraltıyoruz. Yukarıda omuz genişliği sıçrama noktasından da 10 mm içeriye giriyoruz. Ve yeni kol ayıntısını çiziyoruz. Yeni omuz çizgimizi çizelim. Yan çizgiyi de çizdiğimizde öndeki işlemimiz bitmiştir. Ufak bir sağlama yapalım. Şurada hata yapmış mıyız? Her 3 nokta aynı eksen üzerinde birleşiyor mu? Birleşiyor. Doğru yaptık.
Arkaya geçiyoruz. Arka kalıba. Tablodaki değişiklik var mı? Ona bir bakalım tabloya. Tabloyu incelediğimizde sadece arka yaka düşüklüğünde bir farklılık var. 0 mm olacak. X small yaparken medium aynı. X small da sadece 0. Evet, medium'u alıyoruz. 5 mm yakamız aşağıya doğru iniyor. 2,5 mm de dışarıya doğru çıkıyor. Genişliyor yani. 10 mm dışarıya, 10 mm de aşağıya. Bunu omuzda sıçrama noktasından 10 mm omuz genişliği ölçüsü olan 10 mm ile birleştiriyoruz. Omuz çizgisini çiziyoruz. Çok küçük bir ayrıntıdır, olmasa da olur. Etek ucunda da yine aynı genişlik olduğu için kopyala yapıştır yapıyorum. Evet, medium bitti. Şimdi small'a geçelim. X small'a. X small'da arka yaka düşüklüğünü ölçü vermemiş. Sıfırdan başlıyoruz. Arka yaka genişliği olan 2,5 mm'yi sıçrama noktasından dışarıya çıkartıyoruz. Farklı bir kalem kullanalım. Kol altında sıçrama noktasından içeriye 10 mm, yukarıya kol evi için 10 mm. Omuz genişliğinden de sıçrama noktasından içeriye 10 mm girerek kol oyuntusunu çiziyoruz. Kolda serilemede 3 ölçü isteniliyor bizden. Kol ağzı genişliği, kol evi ve kol boyu. Evet, bakalım. Kol ağzı genişliğine 10'ar milimetre genişlik var. Sonra kol evi yine 10 milimetre. Kol boyuna bakalım. Kol boyu da 10 milimetre. Sıçrama noktasından kol ağzı genişliği için 10 mm dışarıya, kol evi için de 10 mm aşağıya iniyoruz ve bunu kol ortasıyla kol oyuntusu vererek, kavisi vererek çiziyoruz. Şurada hafif bir genişlik yapalım. Kol boyu 10 mm uzayacaktı. 10 mm aşağıya, 10 mm de dışarıya. Kol ağzı genişliği kadar çıkıyoruz. Kolumuzu büyüttük. Medium'a ulaştı. Şimdi X small yapalım. Sıçrama noktasından yukarıya 10 mm, içeriye 10 mm. Kol boyu için ve kol ağzı genişliği için içeriye 10 mm, yukarıya 10 mm. Solda yaptığımız işlemlerin aynısını sağda yapıyoruz. Evet, kolumuzu da bitirdikten sonra ribana için arkadaşlar, çizimler yapıldıktan sonra ön, arka, yaka oyuntuları ölçülür. Ne kadar büyütüldü, ne kadar küçültüldü o dikkate alınarak ribana tahmini olarak 1 santim büyüyecek, 1 santim de küçülecek X small için.
Evet arkadaşlar, tişört seri çizimi de bu şekilde sonuçlandı. Sevgiyle kalın.